Daha gergin bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu otel beni bayağı tribe soktu arkadaşlar. Şimdi 108 numaralı oda mı diyordu? 108 numaralı odada işlenen cinayeti araştıracağız. 108 numaralı oda burası. Ancak buradan oraya geçiş yapamadık. Final sahnesi. Göster öncesi ritüeli. Tamam, buradaki final sahnesini değiştireceğiz. Son sahne. Göster öncesi ritüelden şeytana geçeceğiz bence. Arkamız sağlam. I needed to find the muse, the murder victim, room 108. Ama şu anda ilerleyemiyorum. Ha bir dakika, galiba şey yapacağım. Şimdi tekrar şeye mi çevireceğiz? Karanlık ortaya çıktı, odaklanamıyorum. Korkunç final. Töresel bir cinayetin işlendiği yer, bence buraya geçeceğiz. The scene had changed. Arkamız açık, yerler su. Drowned lady. Başım döndü ya. Of, çok fena başım döndü. Kaydı kayıp. Orman ve okyanus arasında. Baykuş ve geyik hareket halinde. Odasında onu yaralayacak. Onun içinde yakalanacak. Onun hikayesi biter, bunun hikayesi bitmez. Bir ritüel. Siz yönlendirmek için. Siz gittiğinizde arkadaşlarınız onunla buluşacak. Sizi yönlendirmek için demiş bu arada. Yansıma çok iyi arkadaşlar. Ray Tracing oyunda kapalı olmasına rağmen bakın. Birebir yansımalar var. Işık falan da yansıyor direkt yani. Küvetin içi dolu değil mi? Ve oradaki ceset kesin gözlerini açacak. Oops. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. The FBI agent, Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wait. Are we still trapped? The clicker. We can. You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write our. She's It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Tamam. Saga olarak Clicker'ı zaten almıştık arkadaşlar. Ancak Saga ile devam etmemiştik hikayeye. Saga ile devam etseydik Alan'a götüreceğiz. Şu anda Saga ile de devam edebiliriz istersek. Şey biraz daha ileriki zamanda geçiyor Saga. Gerçi burada zaman kavramının olduğunu da pek düşünmüyorum ama sonuçta Alan buradan karanlık yerden çıkış yaptı. Gölden hatırlıyorsanız. Alan'la oynadığımız biraz daha önceki zaman olsa gerek, bilmiyorum. Clicker'ı daha bul dediği zamanlar. Tabii ki de Saga Clicker'ı buldu. Otelden çıkacağız, dairemize gideceğiz. Biliyorsunuz dairemizde Alice'ın eşimiz Alice'ın şeyleri vardı. Konuşmaları, videoları, kasetleri falan vardı.
Muhtemelen oralarda bir ilerleme kaydedeceğiz. Bizim öldüğümüz biliniyor ancak biz ilk oyunda Alice'ı kurtarmak için kendimizi hikayede feda etmiştik. Birinci oyunu tam hatırlamamakla beraber bu arada. Öte yandan Alice bizimle bir şekilde etkileşime geçmişti. Geçmiş olduğunu söylüyor zaten şeyde de. Öyküde. Nereden gideceğim bu arada? Çıkış. Tam karşıda. Buradaki atmosfer gayet güzeldi biliyor musunuz? Harbiden bayağı hoşuma gitti. Parliament Tower was here again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Tam ters açıdan bakacağız. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Şeye geçiş yapalım ya, Saga'ya. Yoksa Alan'dan devam edelim mi? Alan da güzel gidiyor ya. Tamam, karakterler arası geçiş yapabiliriz. Buradan geçiş yapabiliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bence bak çok merak ettim. İkisini de merak ediyorum. Şeye geçiş yapabiliriz ha. Sega'ya. Ama gelin bu bölümde Alan'la gidelim. Kaydedelim burayı. Alan'la gidelim. Şey yapalım. Alan'la da biraz daha kıvama gelelim. Sanki Alice'la biraz fazla ilerledik gibi. Alice'ın da hikayesini şöyle merak ettim. Clicker'ı edindik ya. Alan'a verecektik. Gitmedik daha. Orada ciddi bir ilerleme kaydedilecektir. Ancak bu bölümde de Alan ile ilerleyelim. Acaba şey oluyor mu ya oyunda? Tamam hani Alan'la buraya kadar oynayabilirsin. Şu anda Sega'ya geçmek zorundasın gibi bir şey yapacak mı? Mesela GTA 5'te öyleydi ya. İşte atıyorum Michael'la oynuyordunuz. Bir iki görev, birkaç görev yaptıktan sonra orada Michael boşa düşüyordu ve asla ilerleyemiyordunuz. İlla diyorduk ya Franklin ya da Trevor'a geçmen lazım gibi. Böylece senaryoyu onlarla şeye sokuyordu. Bir şekilde eşitlemeye başlıyordun. Bunda baya baya yardırıyoruz ya. Go to hell. Şimdi bak. Geçen bölümlerde Alice'ın konuşmasını dinlediğimizde ne demişti? Bir takım sesler duymuştum. Daktilo sesleri. Bu Alice, Alan'dı. Aslında biz güya ölmüştük ancak bizi... Şey gibi paranormal böyle olaylarla bizi hissediyordu. Ben de kurdum diyor düzeneyi. Onu çektim ve görüntülemeye başlamıştım diyor. Bak bir yandan korkuyor. Korktuğu sesi duyuyoruz. Orada bir paralellik var yani. Bir gariplik var abi. Tarif edemiyorum bu oyunun şeyini ya. Gerçekten anlıyor gibiyim. Hikayeyi zor. Ama şeylerle dilim dönmüyor. Karmaşık yani. Biz şu an farklı karanlık taraftayız. Hatta kız da dedi ya işte fotoğraflar çektim ve ben oraya karanlık bölge ismini verdim diyor. Yani sanki fotoğraflarda bir evren oluştu gibi düşünün. Ve biz onun içerisindeymişiz gibi. O arada sırada çıkan jumpscare'deki Alice görüntüleri de sanki o gibi. The Dark Place. Kız da tabii ressam, tasarımcı falan böyle. Alice had turned the bathroom into a dark room. Aynen bak bu görüntüler benzer görüntüler. Bak öldüğümüz görüntüyü falan da mesela oradan çıkıyor. Enteresan ya abi. Psikopatça bir şey ya.
needed to get inside the manuscript. Oğlum, bu sefer oda moda değişmiş lan. Her şey yolunda mı? Barry yazmış. Alice. Hey Alice, evde her şey yolunda mı? Sadece kontrol ediyorum. Aramaya çalıştım ama sana ulaşamadım. Muhtemelen yaratıcı sürecin içerisindesin. İçindesindir. Siz sanatçıların projelerinizi ortasındayken nasıl olduklarını bilirim. Diğer her şey kaybolur. Bu Barry kimdi hatırlayamadım. Eğer tekrar arar ve bana ulaşamazsan bir yürütücü yapıcının yapması gereken her neyse onu yapıyorum. Benim için hala bir gizem. Şimdi internetten kontrol ettim. Tahmin ettim. Barry şey bu. Bizim Alan'ın iş ortağı gibi bir şeydi, hatırlıyorsun. Avukatımız mıydı? Öyle bir şeydi. Birinci oyunda vardı. Kırmızı montlu şişman bir karakterdi. Gırgır şamata bir adamdı birazcık. Eğer tekrar arar ve bana ulaşamazsan bir yürütücü yapımcının yapması gereken her neyse onu yapıyorum. Benim için hala bir gizem. Eğer serginizle ilgili herhangi bir konuda yardımcı olmamı isterseniz söylemeniz yeterli. Dostunuz Barry. 4 ay önce, 6 ay önce. Harris la Barry'den yine. Köpek balıkları dolaşıyor. Şimdi Alan başına gelenleri bir filme veya TV şovuna veya bir video oyununa dönüştürmek istiyorlar. Onları siktirip gitmelerini söyledim. Ayrıca belki başkasının da duymuşsundur. Tommy Broker adında gerçek bir suç yazarı. Al hakkında bir kitap üzerinde çalışıyor. Yayıncısının peşine düştüm ve onlara dava açacağımızı söyledim. Merak etmeyin, ben sizi korurum. Dostunuz Barry. Hey Alice, senden haber alamadığım için kontrol ediyorum. Orada her şey yolunda mı? Aralıksız toplantılara hapsolmuş durumdayım. Kimonoyu aç. Bir bardağı işemeyi düşündüm ve öğle yemeklerini lanet olsun. Tek yaptıkları toplantılarda oturmak olan bu insanlara nasıl oluyor da bir film çekebiliyorlar? Aklım almıyor. Evet, benim şeytani bir dublere değiştiğimi düşüneceksin ama bir tarikata katıldım ve buna bayılıyorum. Bir çeşit Blessed with Wells Retreat. Nasıl ya? Bu bir tarikata katıldı. Al ya da Anderson'larla çalışmak bazen zor oluyordu ama bu film sektörü tipleri çılgın. Stres seviyem tavan yapmıştı ama sonra inziva hakkında bilgilendirildim. Şimdiye kadar verdiğim en iyi karardı. Kendimi hiç bu kadar iyi ve sağlıklı hissetmemiştim. Burayı işleten adam Chester tam bir mucize yaratıcısı. Hiçbir şekilde kaçık değil. Saçmaladığımı düşündüğünü biliyorum. Ama bir ton kilo verdim. Beni tanıyamazsın. Acaba bu oyunda onunla karşılaşacak mıyım? Evet, ilk oyunda kiloluydu. Zayıflamış demek ki. Chester buraya geldiğim için şanslı olduğumu, New York'ta kalsaydım başıma kötü şeyler geleceğini söylüyordu. Ben de ona inanıyorum. Olanlardan sonra kendimi pek iyi hissetmiyorum. Özellikle de o FBC sürüngenleri benimle sohbet etmek istediklerinden sonra. Herkesi bir komplo delisine dönüştürmeye yeter. Umarım orada iyisindir. İstediğin zaman ziyarete gel. Batı yakası daha önceki maillerimle anlattığım kadar kötü değil. Dostun Barry. Hollywood'dan selamlar. Bir şeye bakacağım. 23'den doğal olarak eskiye gidiyor aynen. Acaba dedim anne, zaman kavramında bir sıkıntı vardı. Eski aslında daha yeni olur mu gibi bir şey bekledim de. Kuzeybatı Pasifik Savaşı doğusunda olduğumdan daha fazla Hollywood'da sudan çıkmış balığa döndüm. Karanlıkta parlayan dişleriyle bu yuppiler 6 parmakları olsa daha sahte olamazlardı. Ve aslında tam tersi olsa bile her şey her zaman çok harika. Bu film yöneticisi pisliklerle yaptığım toplantılar sırasında birden fazla kez ağzıma kustum. Ama Alan mirasına sahip çıkmak için burada olmalıyım. Herkes Chelsea kitaplarının film haklarını kapmak istiyor ve onlarla ne yapacaklarına dair aptalca fikirleri var. Bu bronzlaşmış zombi sürüsü iyi bir zevke benzeyen genel bir yöne doğru sürmek benim görevim. Alan kendi vizyonunu hakkında vermeyen uyarlamalardan ne kadar nefret ettiğinin acı bir şekilde farkındayım. O bir şeylerden derinden nefret etme ustasıydı. İyi sebeplerden dolayı. Onu bu yüzden çok seviyorduk değil mi? Her neyse. Şimdi oyuncu seçimi hakkında konuşmak için başka bir video görüşmesine geçmeliyim. Dostum Barry. Yani tabii biz öldük işte güya. 13 yıldır ortalıkta yokuz. O 13 yıl içerisinde işte bir takım olaylar. İşte Alan'ın yazmış olduğu kitapların filmlere uyarlanması
İşte bu anlaşmalar, bilmem neler, insanlar, Hollywood falan. Böyle Alan'ın yazdıklarını filme veya bilgisayar oyunlarına dökmeye şey yapmışlar bayağı bir. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. Bana bak, Barry'yle aranızda bir şey yoktur umarım. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better man than I gave him credit for. He still checks in. Even after he moved out west. Ulan Barry. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bak. İşte bizi film aldığında bu şekilde gözükmüşüz. Ya da bu bizim scratch olan halimiz de olabilir. Biliyorsunuz bizim aynımız ama kötü bir karakter. Zaten senaryoları, hikayeleri ve bu olasılıkları kötüye kullanan, değiştiren o. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Kadın kafayı takmış bu arada. Yerler oluşturmuş, haritalar çizmiş burada. Görüldüğümüz yerler. İşaretler koymuş. Çok acayip ya. One morning I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. This is search. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Peki Alice şu an nerede? Alice bir şey söyleyeyim, çok kilit bir şey yakalamış yalnız ha. Bu olay örgüsüyle alakalı.
full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. Bright Falls'a dönüşümüz işte bu hikaye. Bu bölüm gölden çıkışımızı anlatacağız. Scratch, a monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Saga'yı imgelerimizde görüyoruz ya böyle. Şimdi onu yazıyor. Şimdi Saga'yı yazıyor abi. Ancak Saga'yı yazarken bir şeyleri değiştiriyor. İşte Bright Falls'ta yaşıyormuş gibi ya da yaşamış gibi yazıyor. Saga da bu ikilemin gerçekliğinde kayboluyor. Yani biz aslında New York'tan geliyoruz. Bir FBI ajanıyız. Evet, yine FBI ajanı olarak ama işte burada yaşıyorduk zaten. Kızımız Logan'ın başına gelenler. Bunlar hep Alan'ın yazdığı şeyler. Orada bir karmaşıklık oluyor. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Oh, Scratch aldı gitti. Ne yapıyoruz? The edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there at Parliament Tower undoing my work. He could use Parliament the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to two murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Zane de şu uzun saçlı kıvır bizim sakalsız halimiz gibi bir şey bize benzeyen bir adam, biraz entel. Bakalım o onunla görüşeceğiz herhalde. Saç baş dağılmış bizim hepten ya. Buralarda edinebileceğim bir şey var mı ekstradan? Yok galiba. Saga'ya geçiş yapabiliriz. Geçmiyorum. Şu anda burada da bütün her şeyimiz dolu. Ayakkabı kutusuna koyacağımız bir şey var mı ya fazladan? Bu ne? İşaret fişeği cephanesi. Aa, 3 tane almışız ama silahı alacak yer yok. Fırlatabilir işaret fişeği. Bence bir şey söyleyeyim mi? İşaret fişeklerini... 3 tane bundan sonra 3 tane şu işaret fişeği uzun süre. Bu direkt patlatıyor. Şunu koyup silahı alabilirim. Ya da bunun da mermisini koyalım. Böylece şey yapalım. İşaret fişeği genel olarak burada kalsın. Ya da bir saniye, şöyle bir şey yapabiliriz. Bak, iyi seyredin. Hareket. Sen böyle gel. Seni de şöyle alalım. Ha, burada silah çıkartamıyor muyuz ya? Neyse. Bence tabancayla şunu alalım. Bu şurada kalsın. Bundan bir tane varmış zaten. Bunu depolayalım. Şundan 3 mermi var. Bu biraz daha işime yarayacaktır. Cephanesini dolduracaktım. Onun da burada silah çıkartamadığım için cephane dolduramıyorum. Bunu da 3'e alalım. Seni de yine şuraya aldım.
I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. Saga Anderson'ın... I have to go now. Eşi mi lan bu adam? Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs, it was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming. Bayağı da mermisi var. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Sahnedeyiz. Ne tarafa gidiyoruz? Işık kayması etkisi. Kapıcı kovasına gitmiyoruz da. Stüdyoyu terk edeceğiz ya. Exit nerede? Burayı takip etmek daha zor. Sanırım şuradan Bodrum. Oho. Neyse. Buluruz bir yolunu. Haritaya bakmak daha karmaşık oluyor. Buradan düşündüğümüz gibi demeyeceğiz bence. Yo, orada şey var. Ama geçiş yok. Konuşmayın lan. Bunlar bana yürümüyor artık ha. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. If you come in last, you won't be happy. Jumalauta, that held you close, Tom. Muuttako on vaan, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Dor didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom.
like you have put me. Bana niçin Tom dediğini anlamıyorum. Burası nereye gidiyordu? Burası da exit diyor işte. The door was locked. Bol durumdan gideceğiz. Dur senle biraz daha iletişime geçeyim ya. What films? Biraz aydınlatma yaşarız belki. There is Dom the poet, my favorite, and Öden Ö is the most famous one, of course. And is it true what I hear that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget the valokuva oli, the light pictures, the photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. Bodrum'daki ayakkabı kutusu. Eşimizin çektiği fotoğraflar. Okay. Thanks, Adi. Bodrum'daki ayakkabı kutusunu bul. Bu diyaloğu onunla devam ettirmeden buraya gelseydim ne olacaktı? His photos in a shoebox. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Burayı terk edeceğiz. Bence Ahti ile bu diyaloğu ilerletmeseydik buna sahip olamadan oyunda ilerleyebilirdik yine de. Bu bölüm hala hiç ateş etmedik. Üç bölüm geçtik ama üçü de birbirinden kısaydı. Zaten öbür bölümün sonlarında bitirmiştik. İki bölüm geçmiş olduk bu bölüm. Ama kısaydı yani hiç şey olmadı. Çok darlandım lan adamın durumundan gerçekten. I
just run, stop, stop already. Ram these words down your throat. Make you choke on these words. Mine are words. See your words. You can't take the words. I eat the words. These are my words. Stop using the words. The words. I call them the words. This isn't your story. It never was your story. The story is a monster. The story will eat you alive. The darkness is coming. The darkness inside. This is my story. You're in my story. Get out of my story. You are a character in my story. You can't stop the story. This story will go on forever. There's no escape. You will never escape. You won't drown here. You're stuck in a room. You don't have a clue. You're lost. You lost the blood. I'll show you. Dostlar, burada bunu kaydediyoruz. Bir de Monel kaydedelim. Bu bölüm hiç ateş bile etmedik belki de. Bir sonraki bölüm Alan ile gene devam edeceğiz. Ondan sonraki bölümde muhtemelen Alice ile devam ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.